radyo tiyatrosu. Tehlikeli bir oyun. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Mikrofona koyan Ergun Köknar. Oynayanlar: Doğan Muhip Arcıman, Ayten Gül Gülgün, Anne Bediye Muvahit, Gavsi Vala Önengüt, Doktor Kani Kıpçak, Hatice Sevil Uluyol, Görevli Erhan Dilligil. Sen misin Doğa? Benim karıcığım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Erkencisin bugün. Neden erken geldiğimi bilmen gerekir. Sebebini unutmamışsındır herhalde. Bir sebebi varsa unutmuş olduğumu hemen söyleyeyim. Hiç aklım başımda değil çünkü. Saat 6'ya geliyor karıcığım. Cemil'in nişanına gidecek değil miydik? Sahi, nasıl da aklımdan çıkmış. Bak şimdi. Ama 7'de değil miydi? Daha vaktimiz var sanırım. Var tabii ama biraz erkence çıkmak gerek. Bu saatte araba bulmak güçlüğünü de hesaba katmalıyız. Gecikirsek ayıp olur. Oğlan biz olmadan yüzükleri dünyada taktırmaz biliyorsun. Hadi artık sen hazırla. Bir dakika şöyle dur bakayım. Ceketinin düğmesi kopmuş, farkında değilsin anlaşılan. Diki de. Vereyim. Sağ ol canım. Şu yana dön. Kuzum kimdi Allah aşkına demin bizim evden çıkan? Bizim evden çıkan mı? Evet. Ben köşeyi dönerken kapıyı çekiyordu canım, yaşlıca biri. Ha, doktor kim olur? Doktor mu? Bize mi geldi? Hı-hı. Evet, annen için. Annem için mi? Hasta mı yoksa? Evet. Ama niye deminden beri söylemiyorsun canım? Telaşlanma canım. Az kalsın iğneyi parmağıma batırtacaktın. Ama karıcığım. Telaşlanma dedim ya. Alışamadın gitti bir türlü. Bizim eve doktor gelince hemen meraka düşmene de şaşıyorum doğrusu. Yoksa gene hastalık kuruntusu mu? Başka ne olur? Peki ama bitmiş de o hikaye. Hangi hikaye? Canım şu dermansızlık konusu. Gazetenin sağlık sütununda bir yazı okuyup kuruntuya kapılmış diye. Güya insan sebepsiz dermansızlık hissederse kan zehirlenmesinden şüphelenmeliymiş, o mu? Evet o. O hikayenin bittiğinde nereden çıkartıyorsun? Son günlerde bu konu üzerinde fazla durmuyordu. Hem tahlillerin sonucunu kendi gözüyle gördü. Hiçbir rahatsızlığı olmadığını anladı sanırım. Gördü de inandı mı sanki? Bu tahliller muhakkak başkasınınkiyle karışmıştır diye tutturduğundan haberim bile yok. Sahi mi? Gene bunun için mi doktor getirtti yoksa? Keşke bunun için olsaydı. Bu seferki kuruntusu kendini de bizi de daha çok uğraştıracağı benzer. Sahi mi? Evet. Gene o gazetenin sağlık sütununda kalbin 4 ayrı gözden yapılmış pompa gibi bir organ olduğunu okumuş. Hay yerin dibine batsın şu sağlık sütunları. Sabahtan beri hep aynı konu konuşuluyor evde. Üstteki iki bölüme sağ ve sol kulakçık, alttakilere de karıncıklar deniyormuş. Ne olurmuş denirse? Kulakçıklarla karıncıklar arasında boyuna açılıp kapanan kapakçıklar varmış. Öyle midir? Olmaz olaydı. Sonra? İşte tutturmuş, benim sol kulakçığın kapağı artık açılıp kapanmıyor diye. Açılıp kapanmazsa kalp tulumba vazifesini göremezmiş. Doğru mu? Yasak etmeli. Vallahi bu türden yazıları yasak etmeli. Rezalet bu canım. Peki nereden biliyormuş sol kulakçığın açılıp kapanmadığını? Duyuyorum diyor. Kalbinin atışı da düzensizmiş güya. Al bakalım. Buna bir kere inandıysa hapı yuttuk demektir. Aksini ispat etmemiz imkansız çünkü. Aman bırak Allah aşkına. Sabahtan beri eve boyuna doktor taşınıyor. Senin gördüğün üçüncüsü. Sahi mi? Biraz önce hizmetçiyi gene yolladı. Bir dördüncüsünü getirtmeye. Cazim Bilir diye bir doktorun adını duymuş. Bu sefer de onu çağırttırıyor. Cazim Bilir mi? O da mı geliyor? Evet. Kalp mütehassısıymış. Bilirim. Deli olmak işten değil. Peki peş peşe doktor getirmek ne oluyor anlamam ki? Kalbinde hiçbir hastalık olmadığını söylemek için biri yetmiyor mu sanki? İnanıyor mu? İnanmaz. Aklına taktıysa inanmaz bilirim. Dur ipliği koparayım. Kopar. Üçünün de ardından bunlar hastane hademesi bile olamazlar diye bar bar bağırdı. Duyacaklar diye ödüm koptu. Hay Allah hay Allah. Çekeceğimiz var gene desene. Bana da öyle geliyor. Bu sefer hiç ilgilenmemek en iyisi karıcığım. Sen de ilgilenme. Ne hali varsa görsün. Elindeyse ilgilenme. Asıl o zaman kızılca kıyamet kopar. İlahi Doğan, anneni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Haklısın karıcığım, o da olmaz. Bilmiyor musun? Benim bel kemiğimde kırıklık var diye tutturduğu günlerde komşuya gitmiştik de neler yapmıştı sana. Doğru, doğru.
Hay Allah. Ama nişana gitmek zorunda olduğumuzu kabul eder herhalde. Zaten bir saat içinde döneriz değil mi? Yalnız nişan için değil ki. Benim gece için bir de planım vardı. Planın mı vardı? Evet. Tiyatroya gidecektik. Tiyatro da nereden çıktı? Yazıhaneye Gavsi geldi bugün. Gavsi mi? Aktör Gavsi canım. Şu Gavsi Pınar benim arkadaşım. Sahi mi? Neden gelmiş? Özlemiş. Öyle uğradı işte. Don Juan'ı o kadar güzel oynuyormuş ki. Gidenler öve öve bitiremiyorlar. Bitti mi acaba? Bitmemiş. O da gördünüz mü diye sordu. Görmediğimizi söyledim. Adeta kızdı oğlan. Öyleyse bu akşam benim misafirim olarak görmeye mecbursunuz dedi. Sahi mi? Bizi almak üzere saat 8'de uğrayacak. Atlatmayalım diye davetiyeyi elime vermedi. Gördün mü işi? Ne yapacağız? Bu durumda gitmemize imkan yok. Ama olmaz ki, söz verdim. Sen bilirsin ama özür dilemek zorundayız sanırım. Ya da gidersek artık eve hiç dönmemek lazım. Yoksa annenin dilinden ikimiz de kurtulamayız. Doğrusu çok ayıp olacak. Hem de oyunu görmek için ne güzel bir fırsat. Ya. Biliyorsun biletleri birkaç hafta önceden satılıyormuş. Öyleymiş. Hadi düşünelim, bir çare bulalım. Hiç çaresi yok bu işin. Ben korkarım doğrusu. Ama canım, sahiden hasta olsa neyse ama bunun kuruntudan ibaret olduğunu pekala biliyoruz. Bizim bilmemiz ne anlam taşır? Önemli olan onun bilmesi. Dur bakalım, şu sonuncu doktor da gelsin. Onuncu da gelse gene durum aynı olacak. Ayten! Efendim, aşağı iniyor. Kiminle konuşuyorsun? Doktor mu geldi? Sana demedim mi doktorla gizli konuşmak yok diye? Hayır anne, gelen Doğan doktor değil. Benim anne, ben geldim. Oo, sen misin? Hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Ne o yüzün neşesiz? Gene neyin var anne? Hasta mısın yoksa? Yüzüm ne sessizmiş. Mantıksız konuşmasan olmaz. Sanki bilmiyorsun değil mi? Deminden beri fiskos ne anlattı sana karın? Her zaman söylerim. Bırak bu sahtekarlıkları. Adam olmadın bir türlü Doğan. Adam olmadın. Ay, canım kalbim. Anneciğim, böyle konuşmaya ne lüzum var sanki? Ben de onu anlamaya çalışıyorum ya işte. Niye? Hastalandığını da söyledi Ayten. Bir de senin ağzından öğrenmek istedim. Üzüldün mü? Üzülmez olur muyum hiç? Sen benim gözümün içine baksana. Neler konuştunuz bilmiyor muyum sanki ben? Gazetede okuduğum bir yazıdan sonra kuruntuya kapıldığımı söylüyordun değil mi? Hadi gitmeye lüzum yok. Biliyorum ben, pekala. Anneciğim, demek gizlice bizi dinliyordunuz. Kimseyi dinlemek adetim değildir ama bundan sonra dinleyeceğim. Karının neler söylediğini kulağımla duymuş gibi tahmin ediyorum. Zaten benim hastalığıma hiçbir zaman inanamadınız ki. Gazetede böyle bir yazı okuduğunda yalan mı anne? Siz kendiniz söylediniz bana. Elbette okurum, kim karışır. Onu okumadan önce de kalbimdeki rahatsızlığı fark ediyordum ben. İyi ki elime geçti o yazı. Bırak rica ederim anne, böyle saçma sapan iş olmaz canım. Kuruntu yapacaksın madem, kaç kere söyledim sana o okuma yere batısı yazıları diye. Korkunç bir insansın sen Doğan. Ananın sağlığını bu kadar hafiften alıyorsun demek. Vah bana vah. Ama anneciğim, bu 1, 2, 3 değil ki. Hep sen mi hastalanırsın? Bütün musibetler seni mi bulur yalnız? Demek buluyor. Bununla övün canavar evlat. Hiç olmazsa yaşlı bir vücudum olduğunu düşünürdün adam olsaydın. Belki de içinden bu hastalık inşallah alıp götürür diyorsundur. Hadi söyle, itiraf et, gücenmem. Ben kimsesiz hasta bir kadınım. Birinizden şefkat bekleyecek değilim artık. Utanma, söyle. Şu demirci örsü gibi çınlayıp duran ses bir hastadan çıkabilir mi? Ha? Benden daha kuvvetli konuşuyorsun anne. Konuşurken zavallı kalbimin ne hale geldiğini bilmiyor musun sen? Belki de 1-2 dakika sonra duracak. Zaten bir gözü çalışmaz durumda. Bir gözü çalışmaz durumdaymış. Bunu da nasıl hissediyorsun? Lütfen söyler misin? Kalbim düzensiz atıyor. İnsan kendi kendinin doktoru olmak zorunda kalırsa bunu anlar işte. Ne kadar zavallı bir insan olduğum meydanda. Derdime çare bulmak için ufak bir çaba gösteren bile yok. Vah bana vah. Asıl vah bana vah anneciğim. Peş peşe 3 tane doktor gelmiş ya işte. Onu da karım mı söyledi? Hastalarınızın önemini belirtmek için söyledim. Üçü de birer nalbant. İnsanın kalbini bile dinlemeyi bilmiyorlar. Kalbin nasıl dinleneceğini onlar elbet sizden daha iyi bilirler. Benden iyi bilseler benim duyduklarımı duyarlardı. Anladıkları bile yok. Senin duyduklarını mı? İzin ver şunu bir de ben dinleyeyim anne. Çekil oradan. Sen ne anlarsın, kaz gibi dinlersin işte o kadar. İnsanın kalbinin nasıl bir yapısı olduğunu bilmezsin sen. Canım, bildiğim kadarına bakılırsa kalp çok hassas bir organdır.
Onun kulaklarından biri tıkandı mı? Kulak değil, kulakçık. Ya her neyse kulakçık. Kulakçıklarından biri tıkandı mı insan artık yaşayamaz ki. İyi ki o kadarını biliyorsun. Buna rağmen soğukkanlı oluşun ibret verici doğrusu. Belki ölmek üzere olduğundan da haberim var. Bırak Allah aşkına anneciğim, gözünü seveyim bırak. Aynaya bak da sende ölecek yüz olmadığını gör. Kendi gözlerinle gör rica ederim. Demek üzüntün bu yüzden. Hayır, sevincim bu yüzden. Hiç telaşlanmıyorum bile, görüyorsun. Sevincim bu yüzden öyle mi? İşte artık duygularını saklamaya da lüzum görmüyorsun. Hoppala. Ölümüm seni sevindirecekse zaten yaşamamın manası yok demektir. Vah bana vah. Vah bize vah. Canım anneciğim, Allah aşkına lafı ters anlama rica ederim. Bir akrep yavrusundan farkın yok Doğan. Seni doğurduğum gün ölmediğime şaşıyorum. Büyüttüm, yetiştirdim. Demek bugünler içinmiş öyle mi? Vah bana vah. Anneciğim, anneciğim, senin sinirlerin bozulmuş. Bozulmasın da ne yapsın? O kadar kuruntu insanda sinir mi bırakır canım? Demek sen buna hala kuruntu diyorsun öyle mi? Evet, evet, evet. Kuruntudan başka bir şey değil bu. Asıl sinirlerimi bozan bu türlü konuşmalarınızdır işte. Doktorlar da senin gibi akıllarınca bu yoldan teselli etmeye çalışıyorlar. Bu da kuruntunun dik alası. Ha, onlara doktor demek bile caiz değil ya. Şöyle tepeden tırnağa bile bir muayene etmediler. Üçü de sanki sözleşmiş gibi aynı lafı söyleyip savuştu. Kalbimde kaygıyı gerektiren hiçbir rahatsızlık yokmuş. Elbette benim hastalığım başkaları ne diye kaygılandırsın? Umurlarında mı? Diplomalarını ellerinden almalı bunların, diplomalarını. Anlamayınca bir şeyiniz yok diye baştan savı veriyorlar. İşte bari anlamadıklarını itiraf etseler. Nerede bu yiğitliği gösteren? Ama para almaya gelince nazlanan bile yok. Bu yenisi de aynı lafları söylerse bir kuruş vermez. Olur mu öyle şey canım? Elbette, derdime çare bulamadıktan sonra ne hakları var para sistemiye? Vermem. Al bakalım. Üstelik sağa sola da rezil olacağız. Anneciğim, böyle manasız işler yapma rica ederim. Sen karışma. Hasta olan benim. Doktoru çağıran da ben. Siz kendi işinize bakın o kadar. Hem üstüme fazla vermeyin, anlıyor musunuz? Ben veririm. Hele bir ver. Evlatlıktan çıkartırım seni. Reddederim. Allah Allah. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Anlıyor musun? Vallahi. Vallahi aklım duracak. Aklım. Beni soymalarına izin vermeyeceğim. Almışlar ellerine bir tansiyon aletiyle işe yaramaz bir kulaklık. Bir göğsümü dinlerler, bir sırtımı, o kadar. Bir şey duyup duymadıkları bile belli değil. Ben o kulaklığı takmadan anlıyorum onların anlamadıklarını. Yeniden imtihana çekmeli hepsini, yeniden. Ay işte gene düzensiz atıyor. Sol tarafımda da bir sızı. Besbelli ki sol kulakçıktan sol karıncaya kan gidemiyor. Bilmez miyim hiç? Ah, hiç şüphem yok. Duyduğum dermansızlık da bundan işte. Kuruntu. Ay hala kuruntu diyor. Evet, bal gibi kuruntu. Katır inadı bu da derler işte. Vah bana vah. Beni çileden çıkartmamanız için çekileyim gideyim bari. Çevremde kimse istemiyorum. Bana inanmayan insanlarla konuşmanın faydası yok zaten. Doktor geldiği zaman... Eğer ölmemişsen beni haberdar edin. Uzanmaya gidiyorum yukarı. Vah bana vah. Vah bana vah. Vah bize vah. Ya gördün mü olanları? Durum sandığımdan da kötü. Hay Allah. Eğer gelecek olan doktor sahiden cazim bilirse durum büsbütün fena demektir. Neden? Huysuz, sinirli ihtiyarın biridir. Bir hiç için dünyayı ayağa kaldırabilir. Sahi mi, tanıyor musun? Ben tanımıyorum ama vaktiyle bir arkadaş davasını yürütmüştü, oradan bilirim. Hı. Çatışırlarsa hatır gönül diye bir şey dinlemez. İnatçının biridir. Oo, bu kötü havadis. Zaten önüne gelenle kavga eden bir tip. Ay, ne yapacağız? Bilmiyorum ki. En iyisi doktoru bir kenara çekip durumu anlatmak. O ters ihtiyar ama imkansız. Bana akıl mı öğretiyorsunuz diye kıyametleri kopartır. Arkadaştaki davasının konusu da buna benzer bir şeydi zaten. İdare etme imkanı yok desene. İmkanı yok. Zaten bildiklerini söyleme konusunda doktorlar da hastalarından daha az inatçı değildirler. Bir bakıma hakların. Doğrusu neyse onu söylemeleri gerekir elbet. Biraz idari yolla konuşsalar ölürler mi sanki? Bizim canımız yok mu?
Hay Allah. Sıkma canını kocacığım, her iş olacağına varır. Ben evimde rezalet çıkmasını önlemeye çalışıyorum. Sen tutup iş olacağına varır diyorsun. Laf mı bu yani? Çaresi yok işte, görüyorsun, ne yapalım? Şu para meselesini halletmek mümkün. Doktor çıkınca ben peşinden giderim, gizlice ücretini veririm. Ah, onunla iş bitse. Doğru, bitmez ki. Asıl önemli olan onun doktorla çatışmasını önlemek. Belki de bu sefer kovmaya kalkar. Kapı, işte geldi mi bile? Eyvah, gördün mü başımıza geleni? Daha nasıl davranacağımızı bile kararlaştırmadan. Hay Allah, şu doktorlar da istim üstünde dururlar sanki. Ne oluyor bilmem ki, yangın mı var? Aa, canım ne bilsin adam, bir an önce gelmek vazifesi tabii. Kabahat hizmetçi de, biraz ağırdan alabilirdi pekala. Kız bunu düşünemez ki, kendisinden ne istendiyse onu yapar. Şş, kapıyı sen aç, ben yukarı annenin yanına çıkayım. Olur olur. Sen doktora durumu anlatmayı bir dene. Ha? Rica yolu söylersen belki aklı yatar. İnşallah başarabiliriz. Hay Allah. Yerin dibine bassın şu sağlık sütunları. Yasak etmeli, yasak. Geldim efendim, geldim, geldim. Merhaba Azizi. Ah, ah. Gavsi sen misin? Benim ya, şaşırdın değil mi? 8'de uğrayıp sizi alacaktım. Sanırım kararımız öyleydi. Ben de kararımı değiştirip 6:30'da geldim. Ne olur yani? Ne o, bir tuhafsın. Yemeğe davetsiz misafir geldi diye mi üzüldün yoksa? Yok canım, sen de saçmalama Allah aşkına. Hoş geldin kardeşim. İyi ettin elbette. Ama pek şaşırdığını da itiraf et yani. Korkma korkma, yemeğe kalacak değilim. Canım bunlar ne biçim laflar. Başkası sanarak açmıştık da kapıyı. Şaşırdıysam onun içindir tabii. Hoş geldin misafirim kardeşim. Misafirimi bekliyorsun yoksa? Ha? Gece için atlatmaya bak. Ne misafiri canım? Neyse hadi içeri girsene kardeşim. Oturacak değilim. Niye geldin öyleyse? Memnun kalacağını sanmıştım. Zevzekliği bırak Allah aşkına. Beni kızdırmak için mi söylüyorsun yoksa? Şaka şaka. Şaka ya. Ben niçin uğradım biliyor musun? Hı? Bildiğim kadarı bizi alıp tiyatroya götürecektir. Öyle idi. Öyle inşallah bir engel çıkmıştır. Ne münasebet. Doğan, Doğan. Ne var karıcığım? Tamam mı? Tamam olan ne canım? Doktor gelmedi mi? Hayır. Kiminle konuşuyorsun öyleyse? Benim, ben yenge hanım. Hadi in aşağı, doktor yok. Gelen bizim aktör. Gavsi Bey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte beni görünce yüzü değişen biri daha. Affedersiniz, ne münasebet. Şaşırdığınızı da inkar edemezsiniz. Haklısınız ama sebebi başka. Kuzum, neyiniz var sizin Allah aşkına? İkiniz de huzursuzsunuz gibi geliyor bana. Bırak Allah aşkına. Saçma sapan dertler hep bizi bulur. Bir de doktor lafı geçti. İnşallah hastalanan falan yoktur içinde. Hayır hayır, aslında hepimiz de turp gibiyiz. O zaman mesele yok demektir. Niçin uğradığımı anlatıyordum. Canım biliyoruz işte. Biliyorsun ama işin şekli değişti. 8'de uğrayıp alacaktım ya sizi. Evet. Ne yazık ki oyundan önce ufak bir sahneyi yeniden prova etmemiz gerekti. Onun için tiyatroya yarım saat önce gitmek zorundayım. Yani anlayacağınız, sizi 8'de uğrayıp alamayacağım. Ayrı gitmemiz gerekiyor. Davetiyelerinizi getirdim. Ah ne yazık ki bu akşam tiyatroya gidemiyoruz Gavsi Bey. Evet, ne yazık ki. O da ne demek? Neden gidemiyormuşsunuz? Mazeretimiz çıktı. Hiçbir mazeret dinlemem ya. Vallahi kardeşim, dinlesen de dinlemesen de gelemiyoruz. Ummayacak hastayı at üstünde yılan sokarmış derler. Senin şu ünlü oyununu görmek bize kısmet değilmiş, ne yapalım? Başka bir oyuna inşallah. Bir oyuna. Peki ama bu akşam için hiçbir mazeretimiz yok demiştin ha birader. Hadi canım bırak Allah aşkına palavrayı. Size yerlerin en iyisini ayırttım. Mazeretimiz yok sanıyordum ama varmış meğer. Ya. Bana bak. Efendim? Yoksa uğrayıp alamayacağım için mi bu davranış ha? Saçmalama canım. Sen beni ne zannediyorsun? İlahi Gavsi Bey. Ne bileyim birader, öyleyse anlatın bakalım neymiş mazeret dediğiniz. Bana bak. Kapı mı açıldı? Evet, anahtarla açıldığına göre Hatice'dir. Eyvah, doktoru getirdi. Herhalde. Kuzum madem ki içinizde hastalanan yok, doktorla ne işiniz var? Sorma birader. Kardeşim sorma, anlatırım. Bak bakalım gelen o mu canım? Hatice sen misin? Benim efendim. Doktor da geldi mi? Hayır efendim, işi varmış. Sen adresi bırak, ben bir saate kadar gelirim dedi. Bıraktın mı yoksa adresi? Evet. Çok iyi yapmışsın yani, marifet sanki. Canım ne bilsin kız? Hem adres bırakmasa ne olacak? Doktoru getirmesi için birazdan tekrar gönderir. Aklını taktı çünkü bir kere. Kim bu Allah aşkına? Annem. Annen mi? Hasta mı? Evet. Al bakalım. Demin sormuştum kimse hasta değil dedim birader. Canım hasta değil aslında kardeşim. İşte derdimiz de bu ya. Önemli bir hastalığı olduğunu sanıyor. Efendim sağlık sütunlarına meraklı.
Gazetenin birinde kalbin iki karıncık iki kulakçık diye dört gözden yapıldığını okumuş. Tutturdu benim sol kulakçığın kapağı çalışmıyor diye. Heh, mesele bu işte. Bir argan desene. O da kim? Le Malade Imaginaire. Hastalık hastası. Molière'in. Seyretmediniz mi yoksa? Seyretmedik kardeşim. Canım biz böyle her oyunu seyretmeye imkan bulacak adam mıyız Allah aşkına? Görüyorsun halimizi birader. Ama kaçırmamalıydınız bunu. Geçen yıl tam 6 ay oynadık. Monsieur Purgon'da oynuyordum ben. Can kurtaran hekim. Fenni celili tıbbın hazık mümessili. Dinleyin. Dinleyin Allah aşkına. Monsieur Argan, kapının önünde kulağıma ilgi çekici sözler çalındı. Burada benim reçetelerimle alay edenler varmış. Yanlışınız var sayın hekim, haşa. Evet, tavsiyelerim dinlenmiyormuş. Aman efendim, verdiğim tenkiyeler yapılmamış. Canım bunu da kim demiş? Fenni celili tıbbın bir cümle kavait ve esasat-ı aliyesine isyan öyle mi? Aman! İlmin otoritesine karşı işlenen böyle bir cinayet cezasız kalamaz. Yalvarırım. Görürsünüz. 3-4 günde gastrite yakalanacaksınız. Merhamet, gastritten hazımsızlık illetine. Aman Monsieur Purgon, hazımsızlık illetinden ülsere. Aman, ülserden ishale. Korkunç, ishalden bağırsak iltihabına. Aman, bağırsak iltihabından dizanteriye. Yetişin, dizanteriden. Allah aşkına yeter kardeşim, dur ya, of be. Ay gözünü seveyim, dur. Sağımda solumda sancılar duymaya başladım yahu. Ne çok hastalık adı bu böyle. Ne oyun gördün mü? Bunca bedduanın üstüne Allah bilir ölmüştür adam. Ölmüyor, ölmüyor. Üstelik doktora güveni büsbütün artıyor. Aa, sahi mi? Elbette. Bir doktor hastaya ne kadar çok hastalık adı sayarsa o kadar güven kazanır. Bunu bilir. İlahi. Bunlar hekimliğin sırlarıdır. Kendini hasta sanan birine hiçbir hastalığın yok demeyeceksin. Bunu diyen doktor onun gözünde 5 para etmez. Doğru vallahi. İşte bizim valide de o kanıda değil mi? Molière size hekimlik konusunda epey bilgi vermiş. Bu bilgileri yabana atmayın. Hasta olmayan hastaların tedavisinde gerçek hekimlik bilgilerinden çok daha işe yarar. Bana bak, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Azizim, sen yabancı değilsin. Annemin bu hastalık kuruntusu yüzünden başımız öyle bir dertte ki. Tahmin ederim. Oyunlardaki kişilerin hepsi de hayatta rastladığımız gerçek kişilerin birer kopyasından başka bir şey değildir. Onların çevresindekileri nasıl zor durumlara düşürdüklerini bilirim. Mesela bir arpagon... Bırak şimdi o arpa neyse nesiyse. Ben diyorum ki şu sahnede oynadığın oyundan biraz da biz faydalansak nasıl olur? Sahnede oynadığım oyundan mı? Evet. Bu türden hastalıklar konusunda Molière'in doktorlarına güvenmek gerektiğini sen de söyledin demin değil mi? Akşam davet ettiğin tiyatroya gitmemizi ister misin? Bu da laf mı? Bunun için geldim birader. Dinle beni kardeşim. Seni doktor diye tanıtalım ona. Ne dersin ha? Ne çıkacak peki bunda? Ne mi çıkacak? Yani deminden beri Molière'den edindiğin bilgilerle övünüp duran sen değil miydin? Göster bakalım kendini. Değil mi? Göster kendini işte meydan. Göster tabii. Sahi mi söylüyorsun Doğa? Tabii ya, neden olmasın? Onu sözüne ettiğin metotla pekala kendine inandırabilirsin. İnandıktan sonra da artık yeni bir doktor çağırmaktan vazgeçer sanırım. Biz de bu dertten kurtuluruz. Durun bakalım. Olur mu? Olur yani. Olur ya. Sanatçı değil misin sen? Oyununu sahne dışında da oynayabilirsin pekala. Aklım yatıyor bu işe. Tamam. İlahi tamam. Doğan. Neydi şu doktorun adı? Cazim Bilir. Cazim Bilir. İşte o doktor sen oluverirsin, mesele kalmaz. Sakın annen onunla daha önce tanışmış olmasın. Hayır tanımıyor. Oldu bu iş. Ya beni tanırsa? Nereden tanıyacak? Tiyatrodan filan. Annem ömründe tiyatroya gitmemiştir. Merak etme kardeşim. Hem insan insana benzemez mi canım böyle bir şey olsa da? Doğru ya. Peki ama durun bakalım. Doktor olduğuma onu nasıl inandıracağız? Elimde bir hasta dinleme aleti bile yok. Daha iyi ya. Tansiyon aletiyle kulaklığa karşı alerjisi var zaten. İyi doktor hastalığı bunlarsız da anlayabilir der. Mesleğimin en ilgi çekici rolünü oynayacağım. Gazeteciler röportaj yaptıkları zaman başınızdan geçen en önemli olay nedir derlerse bunu anlatırsın işte. Aynen. Şşt, ses verme. Bu onun sesi mi? Evet. Hadi biz kaçalım. Burada olduğumuzu fark etmesin, şüphelenir sonra. Zaten nişana gitmek zorunda olduğumuzu biliyor. Siz uzaklaşın hadi. Kimse yok mu aşağıda? Hacı sen konuş. Ben varım efendim. Geldin mi? Neden ses vermiyorsun? Doktoru getirdin mi? Getirdim de. Evet efendim, şimdi girdik kapıdan. Yukarı buyursun. İşler yolunda. Hacı
Sen doktora hemen gizlice telefon et. Gelmenize lüzum kalmadı de, olur mu? Doktorun telefonu yok ki. Canım öyleyse hemen fırla muayenehanesine git. Olur efendim. Beyefendiyi yukarıya çıkarayım da. Dikkatli ol, bir şey hissetmesin. Merak etmeyin. Hadi bize izin Azize. Hoşça kalın Gavsi Bey. Güle 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 güle. Tiyatroda oyun bittikten sonra ben sizi ararım. Salonda buluşuruz, olmaz mı? Olur. Olur. Hadi biz nişandan sonra doğru tiyatroya geliriz. Demek hastamız ayakta. Ayakta olduğuma bakmayın. Cenaze gibi dolaşıyorum. Siz Doktor Cazim bilir misiniz? Ta kendisi. Korkarım ki siz de beş para etmez meslektaşlarınızdan farklı değilsiniz. Size karşı bir kusur mu işledim yoksa? Biraz daha erken gelebilirdiniz. Kızı göndereli ne kadar oldu? Hastalara öldükten sonra yetişmenin faydası yoktur sanırım. Oh, çok haklısınız sayın bayan. Fakat başıma geleni bilseniz... Sizin başınıza gelen beni ilgilendirmez. Asıl benim başıma gelene sizin ilgilenmeniz gerekir. Ne yazık ki başıma gelen sizi de ilgilendirir. Bizi getiren takside çantamı unuttum. Çantanızı mı? Benimle ilgisi ne bunun? Reçete kağıtlarım, kulaklığım, tansiyon ölçme aletim hepsi de içindeydi. Büyük bir kayıp sayılmaz. Öyle mi dersiniz? Oysaki günümüzün hastaları doktordan çok aletlerine güveniyorlar. Buna ne buyurulur? Eğer doktorun kafasında beş paralık bilgi yoksa doğrusu da budur. Bense hastalarımla bağlantı kurmak için arada alet kullanmayı hiç de doğru bulmam. Öyle mi, neden? Yanıltırlar insanı da ondan. Tanrı insana en duygulu dinleme aletini vermiş. İşte kulaklarımız, en parlak aynayı vermiş, işte gözlerimiz. Doğrudan doğruya onları kullanmak varken? Kendinize bu kadar güveniyorsunuz demek. Öyleyse Tanrı'nın verdiği şu dinlenme aletleriyle aynalarınızı çalıştırın bakalım. Benim hastalığımı anlayıverin. Sayın bayan, kendimi övmek istemem ama hastalığınızın ne olduğunu anlamak için onları çalıştırmaya lüzum bile yok. Sahi mi? Anladınız mı yani? Elbette. Yüzünüz belli ediyor bile. Kalbinizden hastasınız. Kalbimden mi? Siz bunu nereden biliyorsunuz? Özür dilerim ama bu türden sorular mesleğinin ehli bir doktoru gücendirebilir. Böyle palavraları biz çok dinledik. Ama durun bakayım. Benim kalp hastası olduğumu ilk bakışta bilmeniz de pek yabana atılır muamma değil doğrusu. Bununla beraber bu işte bir şeytanlık bulunmadığından da emin değilim. Size çok şüphecisiniz demeyeceğim. Çünkü bütün hastalarım önceleri böyle kuşkuya kapılırlar. Yoksa sizi getiren hizmetçi kız mı söyledi bunu? Neyi? Kalbimden hasta olduğumu. Hastamın hastalığı hakkında kendisinden başka kimseyle bir kelime konuşmak adetim değildir. Zaten bilmez ki aptalın biridir. Gözlerimin içine bakın lütfen. Kendinizde bir süredir dermansızlık hissediyor musunuz? Evet, hem de nasıl. Tamam, bundan emindim işte. Kalbinizi dinlememe izin verir misiniz? Yok. Hoş dinlemeye de lüzum yok ya. Şu yana dönün lütfen. Lüzum yok mu? Evet, durum kendini belli ediyor bile. Gözlerim yanılmaz. Sol kulağınıza hiç dikkat etmediniz mi? Sol kulağıma mı? Hayır, ne olmuş? Bir hayli dikkatsiz olduğunuzu itiraf etmelisiniz. Aynaya bakın lütfen. Yok, lüzum yok. Ben görüyorum ya, yeter. Sol kulağımda ne görüyorsunuz? Sağ kulağınıza nispeten daha sert ve dik bir duruşu olduğunu. Bunu elinizle de anlayabilirsiniz. Tutun lütfen. Fark ettiniz mi? Öyle diyorsanız doğrudur. Peki ama bu neyi gösterir sizce? Kalbinizdeki sol kulakçığın iyi çalışmadığını. Sahi mi söylüyorsunuz? Bugüne kadar bunu hissetmemişseniz şaşmak gerekir doğrusu. Nasıl hissetmiyorum doktor? Asıl derdim bu ya işte. Kimseye dinletemem ki. Demek hissettiniz. Hem de nasıl. Ve kimse sizinle ilgilenmedi. Merhametsiz insanlar var çevremde. Göya duyduklarımın hepsi kuruntuymuş. Şimdiye kadar pekala bir doktora görünebilirdiniz. Görünmez olur muyum? Bir sürü nalbant geldi doktorum diye. Nalbant mı? Elbette. Bugün siz dördüncüsüsünüz. Öbürlerinin doktor olduklarından bile şüpheliyim. Benim gibi zavallı bir kadını aldatmaya çalıştılar. Aldatmaya mı? O da ne demek? Bunun ne demek olduğunu bana değil, gidin de doktor geçinen meslektaşlarınıza sorun. Telaşı gerekir, bir hastalık yokmuş. Bunu demeleri için çarpmışım sanki onları. Anlamadıklarından tabii. Korkunç doğrusu. Mahkemeye vereceğim hepsini. Haklısınız, vermek gerekir. Hastalığımı ispat edecek durumdayım artık. Elbette.
Hani gene başladı düzensiz atıyor. Evet, hissediyorum. Hissediyor musunuz? Hem de nasıl? Sol kulağınız rengini değiştirdi. Sahi mi? Hareket etmeyin lütfen. Oturun. Aynaya kadar gitmek istiyorum. Yok yok, lüzum yok. Bunu herkes fark edemez zaten. Birçok doktor bile. Özel bir yetenektir. Meslektaşlarımı kötülemek istemem ama kulakla kalpteki kulakçık arasındaki ilgiyi çoğu bilmez. Vah bana vah. Hiçbiri bu konu üzerinde durmadı bile. Oysa kalbin üst gözlerine kulakçık denmesinin elbette bir nedeni vardır, öyle değil mi? Öyle olması gerekir. Ha, tabii, neden başka isim verilmemiş onlara? Hiç olmazsa bunu düşünsünler. Bunu ben bile düşünmemiştim şimdiye kadar. Kalbin alt gözlerine de karıncık derler. Bunun nedenini düşünebiliyor musunuz? Karınımızla ilgisi var mı dersiniz? Sizi tebrik ederim. Meslektaşlarımın da kafası hiç olmasa sizinki kadar işleyebilseydi. Elbette. Sahi mi? Öyle ya. Doğrusu şimdiye kadar aklıma bile gelmemiş. Gelmez ya. Eski hekimler kalbin bölümlerine isim koyarken onların diğer organlarla ilgisini de düşünmüşler. Kimsenin aklına gelmez bu. Karnınızın göbek atar gibi kendi kendine zıpladığı oldu mu hiç? Hayır. Ha, çok şükür. Karıncıklarda bir şey yok demektir. Demek onun işareti de bu. Elbette. Görüyorsunuz ki hastalığı anlamak için hastanın sağını solunu dinlemeye hiç de lüzum yok. Dikkatli bir gözle ona şöylece bir bakmak yeter. Ne diyeceğimi şaşırdım vallahi. Bana güvenebilirsiniz. Nasıl güvenmem? İtiraf edeyim ki sizin gibi bilgili bir doktora rastlayabileceğim aklıma bile getirmez. Bilgi biraz da tanrı vergisidir. Kendimi övmekten pek hoşlanmam. Ne kadar övünseniz yeridir. Sizi bana Allah gönderdi. Bütün hastalarım böyle söyler. Kim bilir ne kadar hayat kurtardınız. Bir hayli olsa gerek. Ne mutlu size. Sayısını bilmem. Daha doğrusu bilmeye lüzum görmem. Benim ödevim kurtardığım hastaları saymak değil, yeni hastaları hayata kavuşturmak. Ben de hayata kavuşabilecek miyim doktor? Elbette. Madem ki elime düştünüz. Tanrım sana çok şükür. Ama hastalığınız hiç de önemsiz değil. Bunu da bilmelisiniz. Biliyorum. Kalpteki sol kulakçığın kapağı düzensiz çalışıyor. Bunu nasıl da hissediyordum. Güzel. Oldukça hassassınız zaten. Böyle hastalar işimi kolaylaştırır. Doktor, kalp birden durur mu dersiniz? Şimdilik hayır. Ama öğütlerimi dinlemezseniz hastalık tehlikeli durum alabilir. Ne yapmam lazım? Kapağın hareketlerini düzene sokmalıyız. Kan dolaşımı buna bağlıdır, evet. Öğütlerinizi eksiksiz uyuyacağım doktor. Buna sevindim. Başka kurtuluş yolu da yok zaten. Vereceğiniz ilaçları hemen alacağım. İlaç mı? Aha. İlaç vereceğimi de nereden çıkartıyorsunuz? Hayır ama bilmiyorum tabii. Kendini bilen bir doktorun ilaçlarla ilgisi yoktur. Sahi mi? Metodumun ünü buradan gelir. Bana ne sağlık vereceksiniz? Önce gözlerinizin sağlığından başlayacağız. Gözlerimin mi? Evet, gözlerin kulak ve kulakçıklarla yakın ilgisi vardır. Bilmiyordum. Kulak ve göz, ikisi de duygu organıdır. Doğru. Ne yazık ki hastalığınız gözlerinizden başlamış. Sahi mi? Onları bir hayli yormuşsunuz. Çok okur musunuz? Çok değil. Gazete ve dergi gibi şeyler. Yalnız sağlıkla ilgili yazıları. Elinize bile almayacaksınız. Bundan sonra bir kelime bile okumak hayatınıza mal olabilir. Aman yarabbim, ne bilirdim ben. Bilseydim okur muydum hiç. Artık elimi bile sürmem böyle şey. Odanıza gazete ve dergi sokulmasını yasak ediyorum. Baş üstüne. Kulak konusuna gelince, müzikten hoşlanır mısınız? Eskiden hoşlanırdım. Tamam, size vereceğim tek ilaç bu işte. Tek ilaç mı? Evet, bol bol müzik. Ne kadar çok dinlerseniz o kadar çabuk iyileşeceksiniz. Ben gider gitmez radyoyu açın lütfen. Rahat bir koltuğa oturun, arkanıza dayanıp kendinizden geçercesine dinleyin. Yaparım. Başkalarıyla da az görüşeceksiniz. Az mı görüşeceğim? Evet. Eviniz kalabalık mı? Yo, gelinimle oğlum var. Bir de sizi getiren hizmetçi. Güzel. Sizi sinirlendirirler mi? Hem de nasıl. Hı? Başka işleri yok ki. Yasak. Sinirlenmek sizi öldürebilir. Kendileriyle görüşmek isterdim. Nafile. Damarıma basmadan duramazlar. Beni bu durumda bırakıp kim bilir nereye gittiler. Görüyorsunuz gençti. Buna sevinmelisiniz. Elimden gelse onlarla görüşmenizi yasaklardım. Ama onlar oğlumla gelinim. Madem ki sinirlenmenize sebep oluyorlar. Ah, ne yazık ki evet. Güleceksiniz. Gülecek mi? Evet. Onlarla konuşurken güleceksiniz. O zaman sinirleriniz bozulmaz. Ama doktor elde mi? Ufak bir sinirlenme hayatınıza mal olabilir ona göre.
Tartışmadan kaçınmalısınız. Aman yarabbim. Dediklerimi yaparsanız tamamen iyileşmemeniz için hiçbir sebep kalmaz. Sahi mi? Yaparım hepsini. Ben artık izin isteyebilirim sanırım. Size çok teşekkür ederim doktor. Sizin kapı mı? Evet, boyuna çalınır işte böyle. Hatice, kapıyı açıver. Dediklerimi unutmayın. Hoşça kalın. Geliyorum. Beni kapıya kadar geçirmenize lüzum yok. Olmaz. Bir şey söylesem inanır mısınız? Şimdiden kendimde iyilik hissetmeye başladım bile. Bunu bekliyordum zaten. Hay yerin dibine batası. Nereye gitti bu ahlaksız kız? Hatice! Gel de sinirlenme şimdi. Hemen gülün lütfen. İşte kolay bir iş değil. Pekala yapabiliyorsunuz işte. Gülün gülün gülün. Geliyorum, geliyorum. Üstelik sabırsızın da biri. Hele şükür açabildiniz. Hem ayaklarına doktor çağırırlar, hem de insanı kapının önünde yarım saat bekletirler. Saygısızlık değil de nedir yani bu? Beni aylak biri mi sanıyorsunuz? Her zaman derim, evlere gitmemek en iyisi. Nerede hasta? Gösterin çabuk. Bu da kim? Eyvah! Herhalde yanlış kapı çalmış biri olacak. Durun bakayım. Şu çantam, şu da şemsiyem. Arabada bir şey unutmadım ya. Geri getirmezler çünkü. Ahlak yok ki. Ne diyordum? Sen evin hizmetçisi misin? Yüzüme aptal aptal bakacağına yol göster. Nerede hasta? Hem ayaklarına doktor çağırırlar hem de onu hizmetçiye karşılatırlar. Saygısızlık değil de nedir yani bu? Evlere gitmemek en iyisi. Şemsiyemi şuraya bıraksam mı acaba? Evde yaramaz çocuk yok ya. Olmaz olur mu hiç? Hangi evde yok ki? En iyisi yanında dursun. Hadi göster bakayım hastayı. Kuzum söylesenize siz kimsiniz? Al bundan da 10 paralık. Bir de böyle aptal aptal sorarlar insana. Doktorum dedim ya. Doktor mu? Evet, doktorun ne olduğunu herhalde bilirsin. Hastaya bakar, hastaya. Ne aptallık ya Rabbi. Söyler misiniz sizi kim çağırdı buraya? İşte buyurun bakalım. Bir saçma soru da. Hizmetçiliğe eve gitmeyi bunun için sevmem ya zaten. Çileden çıkarırlar insanı. Çileden çıkmanız umurumda bile değil, anlıyor musunuz? Hem karşınızdakine de ikide bir hizmetçi deyip durmayın. Kim olursanız olun beni ilgilendirmez. Herhalde hasta olan siz değilsiniz. Bundan dolayı da çok memnunum. Görüyor musunuz ne diyor? Baş belasının biri bu. Bence de öyle. Savun gitsin, saygısızın biri sizi sinirlendirecek. Bana bakın. Sizin gibi bir doktora gösterilecek hasta yok bu evde. Nasıl nasıl? Anlamadım. Benim gibi bir doktora mı? Bu da ne demek? Evet, hiç de doktor kılığı göremiyorum sizde ya neyse. Üstelik bir de hakaret öyle mi? Yo, işte buna gelemem. Sayın bayım öfkelenmeyin. Öyle sanıyorum ki bir yanlışlık var bu işte. Yo yo yo, hiçbir yanlışlık yok. Bu kadının bana hakaret etmesine de göz yumamam. Yummazsanız yummayın. Çıkın evimden. Kim? Ben mi? Yok, onu rezalet değil. Benim gibi şerefli bir insana... Hayır hasta yapma. Rica ederim. Soğukkanlı olun. Belki de yanlış geldiniz. Aradığınız yer burası olmasa gerek. Ne münasebet. Nasıl burası olamaz? Ben bulamadım daha. Genç bir hanım geldi de çağırdı. Yanılır mıyım hiç? Şimdi gelemem. Adres bırakın dedim. Nerede o kağıt? Kargacık burgacık yazılardı üstelik. Hay Allah kahretsin. Nereye koydum onu? Nereye koydunuzsa koyun. Sizin bulucunuz adresle... İlgilenen yok. Anlıyor musunuz? Vay 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 vay. İlgilenen yokmuş. Görürüz şimdi. Kolay kolay gideceğimi sanırsanız aldanırsınız. Hakkımı arayacağım. Hay Allah kahretsin. Biraz önce elimdeydi. Gel de soğukkanlı ol bakayım. Ay işte gene kalbim düzensiz atmaya başladı. Yok, sinirlenmeyin. Ne dedim size? İşi bana bırakın. Onu şimdi savarım. Kalbi düzensiz atıyormuş. Laf hepsi numara. Hay Allah kahretsin. Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Bu cebime koymuştum. Belki de o ahlaksız şoförde kaldı. İşte gene gümbür gümbür atıyor. Nedir atan? Kalbim, bir şeyler olur mu dersiniz doktor? Korkmayın, korkmayın, ben buradayım. Ne demiştim size? Soğukkanlı olmanız gerek. Hay Allah. Gülün hadi. Gülün, gülün, gülün. Gülebilirsen gül bakayım. Hay Allah, nerede bu kağıt? Kirli pis bir kağıttı. Belki de iğrenip attım onu. Şuraya bak. Şimdi de karşıma geçmiş sırıtıyor. Bu ne yüzsüzlük yahu? Görüyor musunuz ne diyor? Kaldırmayın. Tamam buldum. İşte demedim mi size? Okuyun bakalım şunu. Hadi okuyun. Kimin yazısı bu?
Sayın bayım, size inanıyoruz. Okumaya lüzum bile yok. Yırtıp atmak en iyisi. Ne yırtıyorsunuz ha? Ne hakkınız var buna? Durun yırtmayın onu. Yırtmayın diyorum size. Hayret doğrusu. Ne işinize yarar bu kağıt parçası? Paramparça oldu bile işte. Yok, atmayın sakın parçalarını. Verin bana. Verin diyorum. Elimdeki tek belge o. Belge mi? Sahi mi? Bilseydim atmazdım. Belge dediğinin üstünde saçma sapan resimlerden başka bir şey yoktu. Yalan söylüyor. Sahi mi? Gördünüz mü yaptığınız işi? Özür dilerim fakat tekrar söylüyorum. Belge göstermeye hiç de lüzum yok sayın bayım. Farz edin ki size inandık. Farz mı edeyim? Yani inanıyoruz demek istiyorum. Peki öyleyse bu cadalozun derdini söyler misiniz bana? Cadaloz mu? Artık bu kadarı da fazla. Rica ederim sinirlenmeyin. Bu adamın kusuruna bakılmaz, delinin biri. Gülün hadi gülün. Hayır artık gülemem. Bu adama haddini bildirmek gerek. Kime? Bana mı? Bu kadın artık sinir açtı. Davacı olacağım. Rica ederim, işi büyütüyorsunuz. Hayır büyütmüyorum. Polis gelsin. Siz de şahit olacaksınız. Kim, ben mi? Ne münasebet canım? Polis öyle mi? Hiç merak etmeyin. Şimdi çağırırım şimdi. Durun rica ederim. Poliste ne demek oluyor canım? Hayır. O istemese bile çağırtacaktım zaten. Gelsin. Ben şerefli bir insanım. Canım size şerefsiz diyen yok ki. Allah Allah. Şerefli bir insanmış. Öyleyse bekleyin bakalım burada. Polis gelsin de kozumuzu paylaşırız. Pekala gelsin, bekliyorum. Hay Allah, gördünüz mü yaptığınız işi? Üstelik vakit de kaybedeceksiniz. Yani yok, kaybolsun. Acısını elbette çıkaracağım. Beyefendi. Kim o? Ben. Aman dikkatli olun. Doktor beni görmesin hemen tanır. Kızım sen nerelerdesin? Sormayın, çoktan geldim ama meydana çıkamadım. Gördün mü olanları? Gördüm. Ne aksilik. Doktora muayenehanesine yetişemedim ne yazık ki. Ben gitmeden o buraya gelmek üzere çıkmış bile. Ne yapacağız şimdi? İşler kötüye gidiyor. Büyük hanım polis mi çağırıyor? Evet. Polis gelirse abi yuttuk demektir. İş ortaya çıkar. Sahtekarlık suçundan tevkif ederler beni. Doğru. Ne fena durum. Acele işim var deyip uzaklaşmaya baksanız. İmkanı yok. Beni şahit gösterecekler akılları sıra. Bırakırlar mı hiç? Kaçamaz mısınız? Nereden? Pencereden atlayamam ya. Kapıdan çıksam görürler. Sezdirmeden bu yana gelin. Arkada mutfak kapısı var. Sahi mi? Oradan çıkabilir miyim? Dikkatli olun yalnız. Pek kolay bir iş değil. Büyük hanımın telefon ettiği odanın önünden geçeceğiz. Öyleyse umudunu kes, geçemeyiz. Belki kapıya arkası dönüktür. Hay Allah. Görmez mi dersin ha? Bir deneyeceğiz. Pabuçlarınızı elinize alın isterseniz. Yakalanırsam büsbütün şüpheyi üstüme çekmiş olurum. Ama başka çareniz yok ki. Hadi düş bakalım önüme. Ne yandan gideceğiz? Bu yandan. Gelin peşimden. Ne var, ne oldu? Rengin sapsarı Doğan, bir şey mi var? Yürü eve gidiyoruz. Aa, neden? Tiyatronun başlamasına 15 dakika var. Tiyatronun başlamasına mı? Alay mı ediyorsun kuzum sen? Ayol ne oluyor sana? Az önce nereye telefon ettim biliyor musun? Nereye? Eve. Eve mi? Onun evet. İçin mi kaybolmuştun ortada? Evet. Neden telefon ettin? Bizim oğlanın işi becerip beceremediğini bir anlayayım dedim. Anlayabildin mi? Anladım. Çabuk söyle. Annemle konuştum. Hatice yok evde. Ne diyor? Sarardığına göre önemli bir şey var. Hem de çok önemli. Söylesene Doğan, yoksa sahiden hasta mı? Aksine sesi eskisinden gür geliyordu. Muzaffer bir eda ile ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Kendine doktor süsü veren bir sahtekarı tevkif ettirmek. Ne? Ya. Bu hiç aklıma gelmemişti. Benim de. Ne yapacağız şimdi? Gidip oğlanı kurtarmanın çaresine bakacağız. Gördün mü işi? Herhalde müdüriyete götürmüşlerdir. Oradan da cezaevine. Felaket. Peki ama tiyatronun başlamasına 10 dakika kaldı Doğan. Tiyatronun perdesi bu akşam açılmaz artık karıcığım. Ne diyorsun? Bu kadar halk oyunu bekliyor Doğan. Baş artistin tevkif edildiğine haberleri bile yok zavallıların. Facia. Hem de nasıl? Şu anda ölmeyi çok isterdim. Of, elim ayağım kesildi. Hadi ne yapacaksak yapalım. Hemen çıkalım. Önce eve gidip nasıl tevkif edildiğini, nereye götürüldüğünü öğrenelim. Zavallı çocuk. Hadi yürü. İçimde bir sızı vardı zaten. Rezaletin böylesini aklıma getirmezdim. Bu taraftan çıkalım. Beyefendi. Biri bize sesleniyor. Bize mi? Nerede? Tiyatronun adamlarından biri galiba. Bize mi seslendiniz? Evet. 17 ve 18 sayılı koltukların davetlisi siz misiniz? Evet bizdik. Beni takip edin lütfen. Ne var, ne oluyor?
Özür dilerim, tiyatrodan sizi çağırdılar da. Eyvah! Çağıran kim? Gavsi Pınar, baş oyuncu. O burada mı? Evet, birazdan oyuna çıkacak. Makyajını yapıyor. Bu yandan gelin lütfen. Makyajını mı yapıyor? Evet, odası bu. Girebilirsiniz, içeride. Gavsi! Hoş geldiniz çocuklar. Kusura bakmayın, aşağı gelemediğim için sizi çağırdım. Hem makyajımı yapayım hem konuşalım, olur mu? Peki ama sen nasıl oluyor da buradasın bir kardeşim? O da ne demek? Serbest mi bıraktılar sizi? Bilmece gibi konuşmayın canım. Sizin bu ne biçim iş, anlayamadım. Şimdi eve telefona ettim. Bizim valide kendine doktor süsü veren birini tevkif ettirdiğini söyledi. Sorma birader, sorma. O iş yürekler acısı. Tevkif edilen ben değilim. Senin cazim bilir. Ne? Ya, sahte doktor diye herifi yaka paça götürdüler. Derdini anlatıncaya kadar atmışlardır içeri. Atmışlar tabii. Ama suç gene kendinde. Gerçekten doktor olduğunu bir türlü ispat edemedik ki. Kardeşim. Radyo tiyatrosu sona erdi. Tehlikeli bir oyun. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Mikrofona koyan Ergun Köknar. Oynayanlar: Doğan Muhip Arcıman, Ayten Gül Gülgün, Anne Bedia Muahit, Gavsi Vala Önengüt, Doktor Kani Kıpçak, Hatice Sevil Uluyol, Görevli Erhan Dilligil.